Yani bir ülkede, yani Atatürk'ün dediği lafı söylemeli burada, tarihin emri var diyor. Ve çok beni çok tüylerimi her seyrettiğimde, tüylerimi her dinlediğimde, okuduğumda tüylerimi diken diken eden bir şey söylüyor. Bir elektrik şebekesi düşün diyor. Yani siz de elektronikçisiniz. Evet. Yani iyi bilirsiniz. Hani ben çok yakın değilim ama anlıyorum Evet. o şemayı. Evet. Bir elektrik şebekesi gibidir diyor. Yani siz burada işte Fethiye'de, o Iğdır'da, öbürü Trabzon'da, bir iki Edirne'de, bir iki bilmem nerede bir sürü insanlar var. Evet. Ve bunlar arada kayma da gösterebilirler. Ama belli bir kafayla, belli bir bilimsellikle durumu görebilirler Evet. ve kendilerini hazırlarlar. Yani tarih emri o insanların hazırlanmasını sağlar. Bazen kendileri istemese bile. Yani aç Evet. kalırsınız, Evet. yoksul kalırsınız, işiniz kapanır, tarım kooperatifleri kalmaz, arsalarınız satılır, çalıştığınız fabrika kapanır. Bir yere doğru gider bu. Hemen olmaz ama 10 sene içinde belli bir nokta, Yavaş yavaş olur işbağı diyorsunuz. noktasına gelir. Ve o adamlar bilinçlendikleri zamanda derler ki yeter artık. Ve yeter artık dedikleri zaman aklı başında, aklı selim sahibi. Biz yani ben bunu Türkmenistan bölümü en sevdiğim bölümdür. Orada gözümle gördüm. Evet. Ak saçlı ya da aksakal diyorlar. Yani toplumda herkesi kucaklayabilen, herkes tarafından sevilen, herkesin böyle abi ya da baba dediği Evet. birileri her mevkide, ilde, ilçede ya da öyle kadınlar da olabiliyor bu. Evet. Bir araya getiriyorlar. Yani bunlar karı koca kavgasında da ilk başvurulan, ne olur bizim aramıza gir, biz düzelt denen adamlar. Mahallede su boruları gitmiyorsa ona da devreye giriyorlar. Birisi evlenecekse erkek gömlek masrafını da karşılayan adamlar. Evet. Yani bir baba figür var orada, bir aklı selim sahibi veya birkaç. Evet. Onlar birbirini buluyor Kurtuluş Savaşı'nda ve birbirleriyle konuşarak, istişare ederek, fikir teati ederek yollar düşünüyorlar. Bu partiler üstü kesinlikle. Çünkü o zaman da 20 parti var. Niçin bu kadar dahi bir adam gidip İttihat ve Terakki ya da Osmanlı Demokrasi Fırkası gibi yerlere girmedi de Evet. hayır müdafaa-i hukuk dedi. Yani hakkınızı müdafaa edin dedi. Yiyorlar, bitiriyorlar sizi, yok ediyorlar, işgal altınız. Karını alıp götürüyorlar yatağında. Öyle Evet. olmuş. Ha, o zaman hakkını müdafaa edeceksin. Öğretmen olarak, doktor olarak, öğrenci olarak, neyse işçi olarak, madenci olarak Yani sizin ilk başta dediğinize geliyor, korkmayacaksınız. korkmayacaksın. Hakkını müdafaa edeceksin ve birlik olmayı. Yani bu ülkenin, bu vatanın, bu milletin en iyi bildiği şey. Evet. Birlik olmayı iyi bilir bu millet. İşte bunları izlerlerse olmuyor ama iyi bilir aslında. Genetiğinde vardır yani. Hemen biz kavuşuruz. Bir araya gelmeyi deneyecek ve fikir teatisi yapacak. Bir araya gelip. Ve üç damar var. Eskiden de vardı. Şimdi de o üç damar var. Neydi onlar? Bir, dini hassasiyeti olanlar. Evet. İki, Türkçüler. Evet. Üç, sol gelenekte olanlar. Yani Atatürk'ün yanına baktığımız zaman Ziya Gökalp var, Yusuf Akçora var, Türkçüler. Mustafa Türkçüler. Supi var, komünist. Galiyevci bir sol. Ve Börekçizade Rıfat Efendi var, bir imam, ilk parayı da o veriyor altınları. Bunların hepsi bir Bir arada. araya gelebiliyor ama. Bir arada ve bir arada kuruyorlar bu Milli şeyi. mücadeleyi yapıyorlar. Evet. Evet. Dolayısıyla biz parti dediğimiz zaman bana mesela her gün onlarca yerden ne biçim insansın bu partiye gelsene, ne biçim insan şu partiye gelsene. Kardeşim ben o partiye gittiğim zaman öbürü diyecek niye buraya gelmedin? Bakın yok oluyorlar. Oraya Evet. gittiğin zaman o. Bir anlamda bizim belediye başkanı da Fethiye'nin bunu denemiştir yani bu Evet, şekilde evet, evet. partiler üstüyüm diye. Evet, Bu evet. iyi bir yöntemdir aslında. Yani bundan şikayetçi değilsiniz. Hiçbir Hayır. partiye Hayır. yamanmadınız ama Hayır. özgürce düşüncelerini Peki nereye söyleyebiliyorsunuz. varacaksın? Örgütsüz. Örgütsüz değil ki. Evet. Tek örgüt siyasi parti değildir ki. Binlerce değişik örgüt sistem var. Başka sistemler var. İnsanlar bunu Ama düşünsünler. bir sizin